Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 3-4-5 yayınlarının onlu AYT denemelerinin dördüncüsünü çözeceğiz bu videomuzda. Eğer çözemediğin, yapamadığın, boş bıraktığın, işlemini uzun tuttuğun sorular falan varsa bunların çözümlerini görmek için videoyu kaydırmana gerek yok. Açıklamalar kısmında hangi soru kaçıncı dakikada olduğunu ekledim. Bu yöntem sayesinde o sorunun linkine tıklayarak direkt o soruyu izleyebilirsin. Aklında bulunsun. Senin için bir kolaylık sağlaması açısından bu şekilde yapıyorum. Ve sevgili arkadaşlarım, derseniz ilk sorumuzla başlayalım çözümlerimizi yapmaya. Şimdi gençler, ilk sorumuz da diyor ki m ve n sıfırdan farklı ve mutlak değer m mutlak değer n'den farklı şartını sağlayan gerçel sayılar olmak üzere uygun tanım kümeli bir fx fonksiyonu f mx eksi nx eşittir m eksi n bölü m artı nx biçiminde. Buna göre f m artı n aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir diye sorulmuş. Şimdi biraz zorlayıcı olabilir. Hatta yani bu denemedeki sorular biraz zorlayıcı olabilir. Hatta ben size şuradan denemedeki notu okumak istiyorum. Hani biliyorsunuz 3-4-5 yayınlarının denemelerinde senaryoydu arkadaşlar. Bu denemenin senaryosunda şu yazıyor. Zaman kaybettirici ve seçici soru sayısı fazla olan yazıyor arkadaşlarım denemenin senaryosunda. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben bu fonksiyonda fm artı n'i nasıl bulacağım? Aslına bakarsanız basit de bir yöntemi var. Şöyle diyeceğim. F, bakın şurada ikisinde de x ifadesi var ya. X parantezinde m eksi n yazarım. Daha sonrasında eşittir. Bu da m eksi n bölü m artı n çarpı x'tir deriz. Ve sevgili arkadaşlarım, x gördüğüm yere ne yazarsam fm artı n'i elde edebilirim diye düşünecek olursak da ben arkadaşlarım x gördüğüm yere m artı n bölü m eksi n yazarsam ancak, bakın yazalım, m artı n bölü m eksi n çarpı m eksi n. Böylelikle ne olmuş olur arkadaşlarım, bakın m eksi n'ler birbirini götürüp fm artı n, yani bizden istenilen elimizde kalmış olur. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? M artı n bölü m eksi n. Hadi yazalım. Böylelikle m eksi n bölü m artı n çarpı m artı n bölü m eksi n yazmıştık biz x gördüğümüz yere. Bunu yazdıktan sonra da m artı n'ler ve m eksi n'ler birbirini götürdüğü için geriye sadece 1 kaldı. Bakın buraya f m artı n ne olmuş oldu? Eşittir 1. Hangisine kesinlikle eşittir diye sorulmuştu. Cevabımız Adana seçeneği olacakmış demek. Güzel soruydu ve selam. Devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruda x çarpı y sorulmuş. Bakın bileşik kesir gibi, yani şununla şunu çarpıp üstündekini ekleyip tekrardan paydadakine bölecek olursanız kök 3 kere kök 5 eksi kök 5 eksi kök 15 yapar. Artı kök 15 de birbirini götürünce kök 10 bölü kök 3 kalır. Bu x'tir. Daha sonrasında y'yi bulmak için de şununla şunu çarpın. Eksi kök 10 artı kök 10 birbirini götürür. Artı kök 15 bölü kök 2 gelir. Bu da y. Diyor ki x'de y'yi çarpalım. Kök 10 bölü kök 3 çarpı kök 15 bölü kök 2. Bakın üst taraf kök 150 yapar. Alt tarafta kök 6 yapar. Ben bunu tek kök içerisinde 150 bölü 6 diye yazabilirim. 150'yi 6'ya böldüğünüz takdirde 25 gelecektir. Kök 25 de bize 5'i, yani cevabı verecektir. Cevap, ikinci sorunun cevabı Ceyhan seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum üçüncü sorumla. Üçüncü soru beğendiğim sorulardan birisi. Eğer temel kavramlardan bir soru sormak isteseydim ben ÖSYM'nin yerine böyle bir soru sorabilirdim. ABC 3 basamaklı, AB, AC, BC, BA, CA ve CB 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere, yani ABC'nin rakamlarından oluşturulabilecek tüm 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bunlar. Şu şeklin değeri AB'nin C'ye, bakın AB 2 basamaklı sayının diğer kalan rakama oranı, AC 2 basamaklı sayısının diğer kullanılmayan rakama oranı diye hepsini burada belirtmiş. Bu sayılardan tam sayı olanların adedini ifade ediyor. Mesela 345, yani 345 sayısının değeri neymiş arkadaşlarım? 2. Neden? Çünkü 45 3'e tam bölünüyor ve bunun sonucu bir tam sayı.
54 3'e tam bölünüyor ve bunun sonucu bir tam sayı olduğu için biz 2 tane olduğundan arkadaşlar bu ifadenin değeri 2'dir diyoruz. Şimdi A51 3 basamaklı doğal sayısı için bunun değeri 4 olduğuna göre bunu sağlayan A rakamlarının toplamı acaba nedir diye sorulmuş bize. Şimdi birazcık düşünelim bakalım. Gençler, A51 ile yazılabilecek A5 2 basamaklı sayısı var, A1 2 basamaklı sayısı var, 51 2 basamaklı sayısı var. Bir de bunların tersleri var. 5A 2 basamaklı sayısı, 1A 2 basamaklı sayısı ve 15 2 basamaklı sayısı. Burada A5'i kullandık, A ile 5'i kullandık, 1'i kullanmadık. A ile 1'i kullandık, 5'i kullanmadık, A'yı kullanmadık, 1'i kullanmadık, 5'i kullanmadık ve A'yı kullanmadık. Totalde 6 tane yazılabiliyor ama bunlardan hangileri tam sayı? Bakın, tam sayı olanlardan bazıları aleni biçimde görülüyor. A5 2 basamaklı sayısını 1'e ve 5A 2 basamaklı sayısını 1'e böldüğünüz takdirde bunlar zaten tam sayı olacak. Ve 4 tanesinin tam sayı olduğunu söylemiş. Yani geriye kalanlardan 4 tanesinden 2 tanesi daha tam sayı olacak. Ben bunda A1'in 5'e oranını iptal etmek istiyorum. Neden? Çünkü sonu 1 olduğu için 5'e zaten bölünmez. Tam bölünmez. Bunu iptal ettik. Geriye kaldı 3 tane. Bu 3 tanesinden 2 tanesi tam sayı olacak. Güzel. Şimdi gençler, burada 51'in bir A'ya, bir de 15'in A'ya bölümü var. İkisi de A olduğu için 51 ile 15'i düşünün. İkisinin ortak bölenlerinden bir tanesi hangi rakamdır? 3. O zaman 51 bölü 3 de tam sayıdır. 15 bölü 3 de tam sayıdır. Eğer ki A 3 olursa 13 5'e tam bölünmez. Böylelikle sevgili gençler, bakın sağlayanlar hangileri olmuş olur? Bu da sağladı, bu da sağladı, şu sağlamadı. Dolayısıyla A sayısı 3 olabilir ama diyor ki A rakamlarının toplamı kaçtır? Biz bir tane bulduk daha, başka bulmadık. Peki bundan yana bir sıkıntımız yok. Şunlar kalmıştı elimizde. Dur, şunu silmeyelim. Yanlışlıkla sildik onu. Elimizde kalanları bir daha şöyle yazalım. A'yı 3 bulmuştuk az önce zaten. Şimdi farklı bir şey daha bulalım arkadaşlar. Şurası neydi? 1A'ydı değil mi? Pekala. Şimdi gençler, 51 bölü A ve 15 bölü A, bunların sadece bir 3 diye ortak böleni vardı. Burada bunların artık ortak bir böleni olmayacak arkadaşlar. Olamayacak. Peki direkt şöyle desek, mesela A1 olsa 51 1'e tam bölünür. 11 5'e bölünmez. 15 1'e tam bölünür. Demek ki 1 de oluyor A'mız. Çok güzel. Başka bir tane daha bakalım. Mesela bu sefer alttaki A'lara odaklandık ya, üstteki A'ya odaklansak. Yani 10 küsür bir sayı 5'e tam bölünüyormuş. Bu ya 10'dur ya da 15'tir. O zaman 5 olsa 15 5'e tam bölünür. A'yı 5 olarak kabul ettiysem 15 5'e yine tam bölünür. Bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Bakın 51 5'e tam bölünmez. Bu da gitti. O zaman A'nın alabileceği bir diğer değer de 5'tir. Arkadaşlarım, A'nın alabileceği başka bir rakam yok. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerlerin toplamı burada bize 9'u verecektir. Doğru cevabımız da B seçeneği olacak deriz. Devam ediyorum. 4. sorumla, yine hoş sorulardan birisi. Yani seçici sorulardan birisi. Aşağıdaki Venn şemasında A, B ve C kümeleri için herhangi bir kümenin elemanları o kümenin sınırını oluşturan çokgenin kenar sayısına tam bölünebilen pozitif tam sayılardır. Mesela şöyle, elimizde şöyle bir küme varsa içindeki sayı 3'e tam bölünebilen bir sayıymış. Çünkü çokgenin kenar sayısı 3 arkadaşlar. Tamam, mantalitemiz bu. Peki, devam okumaya. Venn şemasında mavi boyalı bölge M kümesi, sarı boyalı bölge N kümesi ise aşağıda verilen sıralı ikililerden hangisi M kartezyen çarpım N kümesinin elemanı olamaz diyor. Yani birinci bileşeni M kümesinden, ikinci bileşeni N kümesinden bir eleman olamaz diyor bize. Peki şimdi bu M ve N ile alakalı bazı bilgiler toplayalım kendimiz. Arkadaşlarım, M kümesinin şurada çokgeninin kenar adedi 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı. Demek ki burada 5'in katı olan elemanlar var. Bu da 4 kenarlı olduğu için 4'e bölünebilen elemanlar var. Aynı zamanda bu M kümesi gördüğünüz üzere A kümesinin de içerisinde ve A kümesinin kenar sayısı 6. Dolayısıyla aynı zamanda 6'nın da katı olacak. Yani hem 5'in hem 6'nın katıysa M kümesi mutlak surette 30'un katı olan elemanları barındırıyor. Bu bir.
N kümesi de hem 4'ün katı, zaten burada 4'ün katı demiştik. Ama bir de şöyle bir durum var. C kümesinin de içerisinde. C kümesi de biliyorsunuz 5 kenarlı beşgen. Hem 5'in hem de 4'ün katı, demek ki burada da 20'nin katı olan elemanlar var. Hocam şu mavi bölgede C'nin içerisinde değil mi? Evet, içerisinde, fakat hani saydığınız zaman zaten 5, 5'in katı olduğunu zaten söylemiştik. Peki demek ki mavi bölgedekiler 30'un katı olacak. Sarı bölgedekiler 20'nin bir katı olacak. Ve sevgili gençler, biz bunları arayacağız. Yalnız unutmayın, unutmayın. Gençler, burada 20'nin katı olurken, 20'nin katı olurken aynı zamanda 30'un katı olmayacak şuradaki sayılar. Anlaştık mı? 20'nin katı olurken aynı zamanda 30'un katı olmayacak. Buradakiler de otomatikman 20'nin katı olmayacak. Yani 60 ve katlarını elememiz lazım. İkisinde beraber 60'ın katları mesela olamaz. Mesela 30'a 20, zaten 30'a 20 demiştik, o sağlar. 90'a 80, yani diyor ki şunu 3 yap, şunu da 4 yap diyor. 90'a 80 sağlıyor zaten. 150'ye 140. Şurayı 5 ile çarp, 30 kaydı ya, 150. Şurayı 7 ile çarp, 140 oluyor. 180'e 120. Bak, bu elendi direkt. Niye? Çünkü tamam, bu 30'un 6 katı, bu da 20'nin 6 katı. Fakat demiştik ya, buradakiler arkadaşlarım aynı zamanda 6'nın katı olmuş olaydı, o bölge şurası olurdu. Çünkü 6'ya bölünen elemanları içinde barındıran küme A'ydı. Ama A'nın içerisinde değil burası. Dolayısıyla cevabımız Denizli. 210'a 280 de bakın 30'un 7 katı, 20'nin 14 katı. 7-14 zaten 6'nın katı falan yok içerisinde. Bu da olur. Cevabımız Denizli seçeneğiymiş dedik sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 5. sorumla. Bana diyor ki 5. soruda, yine güzel sorulardan bir tanesi, temel kavram sorularından birisi. 3 üzeri x 12. Ben bu 3 üzeri x'i 3 çarpı 2'nin karesi biçiminde yazayım. 3 üzeri 1 çarpı 2'nin karesi. 2 üzeri y de sevgili arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 1 diye yazalım bunu da. Buradan şu 3 üzeri 1'i şuraya bölüm olarak, 2 üzeri 1'i de buraya bölüm olarak atacak olursak 3 üzeri x eksi 1 eşittir 2'nin karesi yapar. Ve 2 üzeri y eksi 1 de otomatikman doğal olarak 3'ün karesi yapar. Şimdi durum böyleyken biliyorsunuz ki ikisi de asal ve alt alta yazdık. X eksi 1'in 2'ye, 2'nin de y eksi 1'e oranı birbirine eşit olmak zorunda. Yani x eksi 1 bölü 2 eşittir 2 bölü y eksi 1 yazılabilir. İçler dışlar çarpımı yaparsanız x eksi 1 ile y eksi 1'in çarpımı neymiş? 4'müş. Şimdi bu cepte, tamam, bunda bir sıkıntımız yok. Bu eleman elimizde dursun. Bize sorulan şey ne? 5 üzeri x çarpı y eksi 1 eksi y ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi gençler, ben bunu şöyle yapsam. Buradan bir 5 ile çarpsam 5 üzeri 1 ile, buradan da bir 5 üzeri 1 ile çarparsam ne olur biliyor musunuz? 5 üzeri x parantezinde y eksi 1 eksi y artı 1 olur. Daha sonrasında ben bunu eşittir dedim. 5 üzeri y eksi 1 parantezinde, bakın şurada x kaldı, burada da eksi 1 kaldı. 5 üzeri y eksi 1 çarpı x eksi 1 yaptım. Y eksi 1 çarpı x eksi 1. Bu da 4 değil miydi? Yani 5 üzeri 4. Bu da arkadaşlarım 5 üzeri 4 dedik ya, artık soruyu bitirdik. Bakın, bana sorulan ifadeyi 5 ile çarpınca 5 üzeri 4 geldi. O zaman 5 ile çarpılmamış hali soruluyor bana bunu. Ben bunu 5'e bölersem sonuç 5'in küpü olur. 5'in küpü de otomatikman Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız C olacaktı deriz. Ve gençler, geçiyorum 6'ya. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere B ile C'nin EBOB'u 10, A ile B'nin EBOB'u 6, A artı B artı C ifadesinin alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi B ile C'nin EBOB'u, A ile B'nin EBOB'u dedik. B ile C'nin EBOB'u 10 ise, A ile B'nin EBOB'u 6 ise, yukarıdaki sayıların içerisinde mutlaka 10 çarpanları vardır. Ki EBOB'u 10 gelmiş, alttaki sayılarında mutlaka 6 çarpanları vardır ki sevgili arkadaşlarım EBOB'u 6 gelmiş. Şimdi 10 ve 6 çarpanının olduğunu görüyoruz biz B'nin içerisinde. 10 dediğimiz 2 kere 5, 6 dediğimiz 2 kere 3. Zaten biz 2 çarpanının olduğunu biliyoruz ya bu B'nin içerisinde.
5 ve 3 çarpanı da varmış ekstradan. Yani 2'nin bir tanesini görmezden gelebiliriz. Zaten buradaki 2'yi kullandık diyebiliriz burada. O halde bizim B sayımız minimum 30'un katıdır. Yani minimum 30'dur. O zaman gelin B'yi 30 seçelim. Eğer B 30 ise 30'la neyin ebobu 10'dur? Direkt en küçük onu seçelim. Çünkü en küçük değer kaçtır demiş. Burası 30 ise 30'la neyin ebobu 6'dır diye soracak olursak A'yı da direkt 6 seçebiliriz. Yani A 6, C de 10 dedik. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Cevap 46 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum 7. soruyla. Bana demiş ki A ve B birer küme. X, Y ikilisi A kartezyen B'nin elemanı olmak üzere 3 tane küme verilmiş. Küme A ve B 3 tane öncülde 2'şer tane küme verilmiş. Bu küme ikililerinin hangilerinde her X, Y ikilisi için mutlak X ile mutlak Y'nin farkının mutlağı büyük veya eşittir mutlak değer x eksi y eşitsizliği sağlanmış olur. Şimdi şuradan gelen sıralı ikililer 3'e 2 ve 3'e 5'tir. Başka bir ikili olmaz. Buradan gelen ikililer eksi 2'ye 2 ve eksi 1'e 2'dir. Başka bir ikili yok. Buradan da eksi 3'e eksi 2 ve 0'a eksi 2 gelecektir. Şimdi gelin şu ikiliye bakalım. Şunu sağlar mı diye düşünelim. 3'ün mutlak değeri 3, 2'nin mutlak değeri 2, büyük veya eşittir 3 eksi 2. Sağladı mı 1 büyük veya eşittir 1 sağlar. 3 ile 5'e bakın. 3'ün mutlak değeri 3, 5'in mutlak değeri 5, büyük veya eşittir 3 eksi 5'in mutlak değeri sağladı mı sağladı. Demek ki birinci öncülümüz sağlıyormuş. 1 olmayanları eleyebiliriz. Bir tane eleyebildik. 2'ye bakalım. Şu kısmı siliyorum sağladı diye artık. İkinci öncüldeki sıralı ikililerim şunlardı. Eksi 2 ile 2. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Bakın burası 0 geldi. Büyük veya eşittir. Eksi 2 eksi 2. Bakın burası 4 geldi. 0 4'ten büyük veya eşit mi? Hayır sağlamadı. 2 olanları şimdi silebiliriz. Geriye sadece B ve D kaldı. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Eksi 3'e eksi 2 idi. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Büyük veya eşittir. Yine mutlak değer içerisinde. Eksi 3 eksi eksi 2. Bakın şurası 1. Bakın burası da 1. 1 büyük veya eşittir 1 sağlar. 0 ve eksi 2 içinde. 0'ın mutlak değeri 0. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Buranın mutlak değeri de 2'dir. Büyük veya eşittir 0 eksi eksi 2 2 yapar 2'nin mutlak değeri de 2'dir 2 büyük veya eşit 2 mi? Evet demek ki cevabımız ne olacak? 1 3 olacak sevgili gençler. Doğru cevap Denizli'ydi diyeceğiz. Ve devam ediyorum 8'de. Şimdi 8. soruda kendi kafanızdaki bir mantıkla bu soruyu çözebilirsiniz. Hatta iyi de yaparsanız bu size bayağı bir vakit kazandırır. Ama ben size tabii ki kendi kafamdaki mantığı anlatırken bu o kadar kısa sürmeyebilir. Ama siz soruyu okurken bu mantığı kolayca kurabilirsiniz tek başınızayken. Ardışık 3 pozitif tam sayının ve ardışık 4 pozitif tam sayının toplamı biçiminde yazılabilen sayılara sıralı sayılar denir. Örneğin 102'yi düşünün demiş. 102 33 34 35 biçiminde toplanarak yazılır. Yine bu aynı 102 24 25 26 27 ardışık 4 tane sayının toplamı biçiminde yazılır diyor. Bundan kaynaklı sıralı bir sayıdır demiş. Aşağıdakilerden hangisi sıralıdır diye sorulmuş. Şimdi bu sıralı sayıların özelliğini düşünelim. Bunların ardışık olarak hangi 3 ve 4 sayının toplama biçiminde yazılabileceğini değil de biz sistemi çözmeye çalışalım. Şimdi bir kere bizim sayımız 3'e tam bölünmesi lazım. Niye? 3'e bölersem 102'yi 34 gelir, bu bize ortancayı verir. Bir eksiltirsin, bir arttırırsın, ardışık 3 tanenin hangi sayılar olduğunu bulursun. 3'e bölünmesi lazım yani. Mesela 320'yi direkt eleyebilirim ben burada. Tamam mı? Bakalım başka eleyebileceğimiz var mı? Yok. Tamam 320 elemiş olduk. Peki aynı sistemi 4'e bölerek de çalıştırabilir miyiz? Çalıştıramayız. Neden? Çünkü 4 tane ardışık sayının ortancası yoktur. Ortancası aslında vardır. Nedir? Şunların tam ortasındaki sayı. Yani 25 buçuklu bir sayıdır. Yani biz bu sıralı sayıları 4'e böldüğümüz takdirde tam olarak
bir sayı tam 1 bölü 2'yi yani a virgül buçuğu bulmamız lazım. Tamam. Mesela 304'e tam bölünür. Bu olmaz. Buçuklu bir şey çıkması lazım ki tam ortayı bulalım. 318'i düşünelim. 300 tam bölünüyordu. 16 da tam bölünür. Kalan 2. Kalan 2 ise 2'yi 4'e böldüğümüz zaman 0.5 gelir. Bakın cevap Bursa'ymış. 315 bunu sağlamaz. Çünkü 15'in 4'e bölümünden kalan 1'dir. Buçuklu gelmez. 24 son iki basamak 4'e tam bölündüğü için bu da olmaz. O halde direkt cevap ortaya çıkmış olur. Cevap Bursa'ymış sevgili gençler. Ne dediğimi unutmayın. Ardışık 5 tane olmuş olsaydı mesela direkt 5'e bölünmesi lazımdı derdik. Ama ardışık 6 tane olduğunda yine buçuklu bir şey aramamız lazım. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum bir diğer sorumla. 9. sorum. Px ve Qx verilmiş. P ile Q'nun çarpımı. Bunun derecesi soruluyor. Şimdi tabii doğal olarak 12 ile 10'u toplayıp 22 işaretleyen arkadaşlarım, hızlı çözen arkadaşlarım, hızlı arkadaşlarım illaki bu hataya düşmüşlerden ama sorunun cevabı 22 değil. Neden? Çünkü dikkat edin, x üzeri 4 eksi x'in ben küpünü açtığım zaman x üzeri 12'li bir şey geliyor zaten. Şimdi ben px'i şöyle yazacağım. Px eşittir x üzeri 12 yazdım, eksi parantezimi açtım. X üzeri 4 eksi x'in küpü nasıl açılır? X üzeri 4'ün küpü x üzeri 12 eksi 3 çarpı x üzeri 4'ün karesi x üzeri 8 çarpı x üzeri 1 artı 3 çarpı x üzeri 4'ün kendisi çarpı x üzeri 1'in karesi eksi x'in küpü. Ya binom uyguladım yani açıkçası. Bildiğiniz binom yaptım. Bu binom nasıl yapılıyordu? Küp açılımını zaten nasıl olduğunu biliyorsunuzdur. Bunu küp açılımından yaptım, unutmayın. Buradaki x üzeri 12'ler zaten birbirini götürüyor. Buradaki en büyük dereceli terim de x üzeri 9 bakın. Demek ki bu aslına bakarsanız 9. dereceden bir polinommuş. Şimdi gelelim Q'ya. Q'da apayrı bir dünya var. İyice binom yapmanız lazım. Binom ustalıkla uygulamanız lazım. Çünkü 5. kuvvet diyor. Kimse yani böyle 5. kuvveti de açılımını da ezberleyen yoktur herhalde. Varsa da. Hobi olarak ezberlemiştir. Çünkü işe yaramaz genelde. Ama binom olarak aklımızda her bir şeyi açabiliriz. Şimdi x üzeri 10 dedim. Eksi açtım parantezi. Bakın birincinin 5. kuvveti. Yani x üzeri 10. Bakın çat çat gitti zaten. Eksi. Eksi. Başında bir katsayı olacak burada. Ki o katsayı 5'tir. 5 çarpı. Ama katsayının bir önemi yok. Onu unutmayın. Birincinin bu sefer dördüncü kuvveti çarpı ikincinin birinci kuvveti. Yani bu. Daha sonrasında artı 10 çarpı birincinin yani x karenin küpü x üzeri 6 çarpı ikincinin karesi eksi eksi yine 10 çarpı bakalım öyle mi oluyor 1 5 10 15 1 aynen tamam. Çünkü 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü diye gidiyor. Yine de açalım. Şu an cevabı bulduk ama yine de açalım. Gösterelim nasıl açıldığında. Birincinin karesi, yani x karenin karesi, x üzeri 4. İkincinin küpü artı 5 çarpı birincinin kendisi x kare çarpı ikincinin dördüncü kuvveti eksi ikincinin beşinci kuvveti. Bu. Açalım bu. X üzeri 10'lar yine gördüğünüz gibi gidiyor. En büyük dereceli terim de yine burada. X üzeri 9 demek ki bu da 9. dereceden diyeceğiz. 2 tane 9. dereceden polinomun çarpımı tabii ki 18. derecedendir. Cevabımız da Edirne'dir deriz. Geçtim 10. soruma. Px polinomu için. P1 ile P2'nin çarpımı 0'ı veriyor. Bunlardan biri kök. 1 veya 2. P2 ile P3'ün çarpımı 0'dan farklı. Şimdi... 2 benim köküm olmuş olsaydı burada da kök olurdu ve cevap 0'ı verirdi. Demek ki kök o değilmiş, kök 1'miş arkadaşlar. P1 0'mış. Çok güzel. Bir de Px eksi 1'in sabit terimi 12. Sabit terim dendiği zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Aldım götürdüm hop 0 çaktım yerine. P eksi 1'de neymiş? 12. Bana diyor ki bu Px'in tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Yani bunun bir formülü vardı. P1 eksi P eksi 1 bölü 2 sorulmuş arkadaşlar. P1'in 0 olduğunu, P-1'in 12 olduğunu biliyoruz. Bölü 2 dersek cevap direkt karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız -6'ymış dedim arkadaşlar.
Ve devam ediyorum 11. sorumla. Bir katlı otoparkın 500 araçlık kapasitesi varmış arkadaşlar. 500 araç. Aylık abonelik 200 lira olduğunda otopark 500 abone ile tam kapasite çalışıyor. Yani 200 lira yapınca fiyatları full kapasite, ben bu otoparkı işletebiliyorum. Otopark sahipleri tarafından yapılan projeksiyona göre aylık abonelik ücretinde yapılacak her 10 liralık artışın 10 tane abone kaybına yol açacağı sonucuna ulaşılmış. Buna göre 200 liranın üzerine x defa yapılacak 10 liralık artışla otoparkın aylık gelirini gösteren polinom hangisidir? Bakın arkadaşlar, 200 liraya kaç defa 10 liralık zam yapalım? X defa. X demiş zaten soru. 200 lirayı bu kadar yaptım. Gelen araç ise 500 eksi her 10 liralık artışa 10 tane müşteri kaybediyorsam 500 eksi 12. Soru bu. Bitti soru. Dağıtacağız. 200 kere 500 100 bin yapar. 200 kere eksi 10x eksi 2000 x yapar. 10x kere 500 artı 5000 x yapar. 10x kere eksi 10x de eksi 100 x kare yapar. Ve bunu düzenlerseniz 100 bin artı 3000 x ve artı değil eksi 100 x kare. Cevap bu. Bu da bana Adana seçeneğinde zaten verilmiş gençler. Ve devam ediyorum 12. sorumla. Güzel bir soru. Beğendim bir soruyu. Aşağıda dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare eksi 4 parabolü ile ABCD karesi gösterilmiş. Bakın bu bir kare. Kesikli D doğrusu şu doğrudan bahsediyor. Karenin AC köşegeni ile çakışıyor. Bir kere karenin köşegeni ile çakışıyorsa aha bura 45 derecedir. Burası 45 derece ise sevgili arkadaşlarım, bakın burayı da 26 birim uzunluğunda vermiş ya, burası da 45'tir. Çünkü kartezyen koordinat sisteminin orijini şurası diktir. 45'e 45 demek ki burası da 26'ymış bu cepte. Daha sonrasında demiş ki OF eşittir 26. Tamam. ED A kaç birimdir? Yani şurası A'ymış, onu da unutmayalım. Şu da nedir? E noktasının apsisi parabolün pozitif köküdür. Parabolün negatif kökü eksi 2, pozitif kökü artı 2 olduğu için burası da 2'dir. Ve doğal olarak buranın da apsisi a artı 2 olur. Şimdi gelin bana karenin bir kenarını söyleyin bakalım. Karenin bir kenarı 26'dan şundan a artı 2'yi çıkararak bulunur. Ve çıkarırsanız da 24 eksi a'yı bulursunuz. Karenin bir kenarı bu. Aynı zamanda ben şuradaki a artı 2 apsisi noktayı yerine yazarsam nerede? Fonksiyonda yine karenin bir kenarını bulurum. O halde sevgili arkadaşlarım şöyle birazcık aşağı inelim. 24 eksi a karenin bir kenarıydı. Eşittir a artı 2 fonksiyonda yerine yazarsam, yani a artı 2'nin karesi eksi 4 yazarsam yine bana şurayı vereceği için karenin bir kenarını bulmuş olurum. Bunların ikisi birbirine eşit. Soru bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 24 eksi a eşittir a'nın karesi artı 4a artı 4 eksi 4 dedim. Şunlar cart cart gitti. Hepsini sağ tarafa topluyorum. A kare artı 5a eksi 24 eşittir 0 dedik. Bakın a'ya a artı 8'e eksi 3 diye açtım. A buradan ya eksi 8'dir ya da a eşittir 3'tür geldi. Tabii ki a burada bir uzunluk olmaz olduğu için eksi 8 olamaz. Kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Cevabımız da D seçeneğinde verilmiş derim. 13. soruma geçiyorum. M ve N. Gerçel sayılar. Bu da yine dikkat edin soruya. Beğendiğim bir soru. ÖSYM tarzı bir soru mu? Evet, ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Lenslerle de ekranlara bakmak ne kadar zormuş. Bunu da öğrenmiş oluyor son 3-4 aydır. M ve N gerçel sayılar. Fx eşittir x kare eksi mx artı n artı 2 olmak üzere fx eşit 0 denklemini sağlayan değerler toplamı değerler çarpımına eşittir. Fx eşittir 0'ı sağlayan değerler nedir? Bu denklemin kökleri. Demek ki kökler toplamı kökler çarpımına mis gibi eşit. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Şimdi eksi b bölü a'mız m. C bölü a'mız da n artı 2. Demek ki bunlar birbirine eşit. Çok güzel. Şimdi bu cepte ya. Bu bir dursun kenarda. Daha sonra başka neler vermiş bize? Fm eşittir fm eksi n. Şimdi bu bir ikinci dereceden fonksiyon. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri de biliyorsunuz ki parabol. Ve parabollerde biliyorsunuz ki bir simetri eksenine sahip, yani simetrik bir yapıya sahip. Eğer bir parabolde
farklı apsislerin görüntüleri birbirine eşitse o apsislerin aritmetik ortalaması aynı zamanda parabolün simetri ekseni olan tepe noktasının apsisine eşittir. Manyak cümle kurdum. Bunu direkt kaydet, ezberle. Tamam. Bakın, parabolün herhangi iki noktasının apsisi, herhangi iki farklı apsis ordinat olarak birbirine eşitse arkadaşlar, şunları birbirine eşitse, yani bakın buradaki gibi burası m, burası m eksi n iken fm eşittir fm eksi n ise, ben m ile m eksi n'nin aritmetik ortalamasını bulursam bana tam tepe noktasının apsisini verecektir diyorum. O zaman şöyle diyelim. Demek ki ben bununla bunun aritmetik ortalamasını bulacağım. Topladım, 2'ye böldüm. Ve bu bana tepe noktasının apsisi olan eksi b bölü 2a m bölü 2'yi verecek. Bölü 2'leri götürelim. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam m eşittir n gelir. Aha da m n'ye eşitse yazalım yerine m eşittir m artı 2. Hayda. Matematikte böyle bir şey yok. M'leri götür, 0 eşittir 2 geldi. Yemedi. Niye yemez? İlk çözdüğümde buldum bunu ilginç bir şekilde. Normalde biraz düşünmem lazım ama. Şundan kaynaklı yemez. Bak şimdi biz tamam aritmetik ortalamasına eşittir dedik ama aritmetik ortalamasına eşit olduğunda bu sağlamıyorsa demek ki farklı bir şey var. O farklı şey de ne biliyor musunuz? Direkt aritmetik ortalaması değil de m eksi n'ye eşitmiş diyeceğiz. M eşittir m eksi n diyeceğiz. M'leri götürdüm. 0 eşittir eksi n. Demek ki n neymiş arkadaşlarım? 0. N 0 ise 0 artı 2 eşittir m olacak. M de kaçmış demek ki? 2'ymiş arkadaşlarım. M sorulmuştu. Doğru cevap Bursa olacak. Devam ettim 14. soruyla. X gerçel sayısı için x 3 ile 9 açık aralığında olmak üzere bir a ifadesi vermiş. Logaritma x tabanında 3 bölü x, ki siz bunu şöyle yazabilirsiniz değil mi? Logaritma x tabanında 3 eksi logaritma x tabanında x diye yazabilirsiniz. Çünkü logaritmanın tabanları aynı ve çıkarılıyorlarsa içleri bölünüyordu. Bundan kaynaklı 3 bölü x gelmiştir değil mi? Kesinlikle doğru olan soruluyor. Aşağıdakilerden kesinlikle doğrudur. A'nın değer aralığını bulacağız yani. Şimdi öncelikle logaritma x tabanında x demek 1 demek. Yani a sayısı aslına bakarsanız logaritma x tabanında 3 eksi 1'miş arkadaşlar. Ve bizim x'lerimiz de 3 ile 9 aralığında, unutmayalım. Varsayalım ki 3'ü alabilsin. Eğer 3 olabilseydi x, a sayısı logaritma 3 tabanında 3 eksi 1'den 0 gelecekti. Ama gel gör ki x 3'ü alamıyor. Yani x'ler 3'ten daha büyük. Taban 3'ten büyükse sevgili arkadaşlarım, şuradaki ifade de otomatikman 1'den daha küçük oluyor. Yani 1'den küçük oluyorsa, 1'den küçük bir sayıdan 1'i çıkarırsam negatif olacaktır. Demek ki a sayısı %100 0'dan küçük olmak zorunda. Bu cepte. Bir de x'in 9 olabildiğini düşünelim. Logaritma 9 tabanında, bakın 9 tabanında 3 eksi 1. Şu 9 tabanında 3, 1 bölü 2 demektir. Çünkü 3, 9'un 1 bölü 2. kuvveti. Eksi 1 dersen bu da eksi 1 bölü 2 gelir. Doğal olarak a sayısı eksi 1 bölü 2'den daha büyük olmak zorunda. Cevap ortaya çıktı. A eksi 1 bölü 2'den büyük ve 0'dan küçük. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Ve gençler, devam ediyorum 15. sorumla. Bu eşitliği sağlayan x reel sayılarının kümesi hangisidir diye soruluyor. Kritik nokta bulalım. Ln x'in mutlak değerinin kritik noktası nedir? İçeriği 0 yapan değerdir, ki içeriği 0 yapan değer x eşittir 1'dir. Bu kritik noktadır arkadaşlar. Kritik noktanın soluna ve sağına göre çözüm yapacağız. Yani x'ler 1'den küçükse veya x'ler 1'den büyükse diye çözüm yapacağız. X'ler 1'den küçükse burası arkadaşlarım negatif çıkacaktır. Dolayısıyla eksi ln x olur. Artı 2 bölü ln x eksi 1 eşittir. Eşittir eksi 1. Özür dilerim. Şöyle yazalım. Eşittir eksi 1. Ben burada 2 bölü ln x, 2 bölü ln x, şöyle aşağı doğru inelim. Siz göremeyebilirsiniz. Ben göreyim ama eşittir ln x eksi 1 diyelim. Daha sonrasında içler dışlar yaparsanız 2 eşittir ln x'in karesi eksi ln x olur.
2'yi de sağ tarafa fırlatırsanız burada bir sıfırımız kalacaktır. Şimdi ben burayı ln x ve ln x diye açarım. Burayı da arkadaşlarım eksi 2 artı 1 diye açarsak buradan ln x eşittir 2 veyahut ln x eşittir eksi 1 gelecektir. Ln x 2 ise bunun tabanı e'ydi ya, e kare eşittir x olur. X eşittir e kare. Veya buranın tabanı e ise e üzeri eksi 1 ise dedim x eşittir e üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü e'dir. Şimdi e sayısı biliyorsunuz yaklaşık olarak 2,71'di. Unutmayın. 2,71'in karesi de otomatikman 5'ten falan büyüktür. Dolayısıyla x 1'den küçükse diye başladık. 5'ten büyük bir sonuç elde edemeyiz. Doğal olarak arkadaşlar 1 bölü e'ye odaklanalım. 1'i 2,71'e bölersem 1'den küçük bir sonuç elde ederim. Basit bir kesir elde ederim. Dolayısıyla 1 bölü e benim cevaplarımın arasında olacak. 1 bölü e cevapların arasında olacak. Mesela bu yok. Bunda yok. Cevap A, B veya D. Bir de x 1'den büyükse diyelim. X 1'den büyükse şu kısım, şurası direkt içerisi pozitif olduğundan ln x diye dışarı çıkacak. Ln x artı 2 bölü ln x eşittir eksi 1 diyelim. Tamam mı? Daha sonrasında şununla şunu çarptım. Ln kare x artı 2 eşittir. Şunu da karşıya attım. Eksi ln x. Eksi ln x'i tekrar sol tarafa gönderirseniz ln kare x artı ln x artı 2 eşittir 0. Şimdi gençler bunun deltasına bakacak olursanız, hani ln x'e a deyip deltaya bakacak olursak, b karemiz 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den delta 0'dan küçük geliyor. Eksi 7 gibi. Dolayısıyla buradan kök mök gelmez. Bizim tek bir tane kökümüz ortaya çıktı. O da 1 bölü e olduğu için cevabımız da Denizli'dir diyeceğiz arkadaşlarım. Güzel soruydu. Devam ediyorum 16. sorumla. Bir dörtlü ocağın A, B, C ve D ocaklarının kontrol düğmeleri şekilde gösterildiği gibi ayarlanabilmekte. Ocakların her biri sıfır ayarında kapalıyken diğer ayarlarda açık durumdaymış. Gördüğünüz üzere bakın işte 0, 1, 2, 3 şeklinde böyle 4 tane ocağımız var. Nare Hanım ocakların hepsi de kapalı durumdayken, bakın hepsi de 0 konumunda önce, İkisini rastgele açıyor. Açık durumdaki ocaklardan birinin A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi biz iki tane açacağız. Nare Hanım diye bir hanım teyzemiz var. Ablamız var. Tutuyor iki tanesini rastgele açıyor. Ve burada şu olasılık soruluyor. Açtığı açık durumda olan ocakların birinin A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı soruluyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle diyelim. Bakın bu soruyu en güzel nasıl çözeriz? Daha anlamlı nasıl çözeriz? Şöyle yapalım. Herkes anlasın değil mi? Durumlar neler? A ocağını açıp 1'e gelme olasılığı durumu A2 ve A3. Yani A ocağını açtık 1'e getirdik. Açtık 2'ye, açtık 3'e getirdik. Ya da B'yi açtık 1'e, B'yi 2'ye ve B'yi 3'e getirdik. C'yi 1'e, C'yi 2'ye veya C'yi 3'e getirebiliriz. D'yi 1'e, D'yi 2'ye ve D'yi 3'e getirebiliriz. Çok güzel. Şimdi bunlar oldu ya, biz 2 tane ocak açacaktık. Bana diyor ki A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı sorulmuş. Şimdi ben tüm durumu hesaplayabilirim. Bir kere tüm durum sevgili gençler. Burada 1, 2, 3, 4 tane ocak çeşidinden birini seçeceğim. 4'ün ikisini seçeceğim, özür dilerim. 4'ün ikilisi. Seçtikten sonra varsayalım ki şununla şunu seçtim, örnek veriyorum. Burada 3 seçenek hakkım var. Burada da 3 seçenek hakkım var. Dolayısıyla tüm durum bu arkadaşlar. 6 çarpı 3 çarpı 3. Şimdi ben istenilen durumu bulacağım. İstenilen durum ocaklardan birinin A ocağı olma ve bir ayarında bulunma olasılığı. Yani şu isteniyor arkadaşlar. Şimdi A ocağı olma olasılığı demiş ya. Zaten bir tanesini A seçeceğiz. O garanti 1 çarpı. Bundan da A1'i seçeceğiz. O da 1 çarpı. Şimdi geçtim diğerine. Diğerine geçiyorum. 3 tane ocaktan herhangi bir tanesini seçeceğim bu A ocağının yanına. Ve çarpı diyorum. Çarpı. Bunun yanı sıra varsayalım ki şu ocağı seçtik. Burada 3 tane seçeneğim var. Hangi konuma getireceğim konusunda. Bakın 3 ve 3. 3'ün birlisi 3. Bu 3 gitti. 4'ün ikilisi kaçtı? 6. Yukarıda sadece ne kaldı? 1. Aşağıda da sadece 6 kaldı. Doğru cevabımız 1 bölü 6 olacaktı sevgili arkadaşlar.
Devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? 17. soruyla. Ümit diye bir arkadaşımız var. Giriş şifresi belirlemesi gereken bir internet sitesinin şifre kısmına gençler 3-4-5 yazdığında site bu şifreyi kabul etmeyerek şifreniz en az bir rakam ve en az bir küçük harf içermelidir uyarısını vermiş. Şimdi Ümit bütün harfleri büyük harfle yazmış. En az bir tane küçük harf içerecek, bir tane de rakamınız olacak demiş. Uyarıya uygun olarak 3-4-5 şifresini değiştirmek isteyen Ümit şifresinde harfle yazılmış olan bir sayının tüm harflerini siliyor. Mesela 4'ü siliyor, onun yerine rakamla 4 yazıyor arkadaşlarım. Tamam mı? Yazarak ve geriye kalan harflerden de 2 tanesinin yerine büyüklerini siliyor, küçüklerini yazıyor. Örneğin Ümit 3-4-5 şifresini bakın 3'ü harf olarak tamamını silmiş, buraya 3 yazmış. 4'ün D'sini ve 5'in de B'sini küçültmüş ve bu şekilde bir şifre belirtmiş bize. Ümit şifresini kaç farklı şekilde düzeltebilir demiş. Şimdi 3, 4 ve 5 vardı değil mi? Ben bu 3, 4, 5'ten 3'ü sevgili gençler silip şu şekilde yazabilirim. Geriye kalan 7 tane harften herhangi 2 tanesini seçerim. Ve bunun yerine arkadaşlarım, hatta şöyle yapalım, durun, silgi değilmiş o, şöyle yapalım, bunu değiştirdim, bu gitti, daha sonrasında 7 tane harf kaldı, o 7 tane harften ikisini küçülttüm, böylelikle 21 tane farklı durum elde ettim. 4'ü de silebilirdim, 4'ü silip 3'ü bırakmış olsaydım 4 yerine 4 yazdım, normal rakamla 4 yazdım, geriye 2, toplam 3 daha 5 tane harfim kaldı. O 5 tane harften ikisini küçülteceğim. Yani 10 durum söz konusu. Veyahut 5'i silerdim. 4 kalırdı. 3 ve 4 kalırdı. Bu sefer arkadaşlar burada kaç tane? 6 tane harfimiz var. 6 harften ikisini küçük yazacağım. 6'nın ikilisi de 15 yapar. 15 durum da burada söz konusu. Bunları toplarsak iş bitti. 21, 31, 46. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum 18. sorumla. A ve B, iki küme olmak üzere A kümesinin B kümesine eşit olması için AB'nin alt kümesi ve BA'nın alt kümesi olmalıdır. Şimdi burada bu bilgiyi bize vermiş. Bu bilgiden sonra bir iddia var. İddiada diyor ki AB'nin alt kümesi ise A kesişim B A'ya eşit olur denilmiş. Elmas bu iddianın doğruluğunu 4 adımda aşağıdaki gibi kanıtlamak istemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hata bulma sorusu Edirne'de de bu adımlarda iddia kanıtlanmıştır. Yani hata yoktur diye de bir seçenek var. Dikkatli bir şekilde okumakta fayda görüyorum. Birinci öncülde demiş ki A kesişim B'den seçilen her X elemanı, yani her X eğer A kesişim B'nin bir elemanıysa diyor. X eleman A olduğundan A kesişim B A'nın alt kümesi olur demiş. Şimdi A kesişim B'nin elemanı demek ne demek? Hem A'nın hem de B'nin elemanı demek. Doğal olarak X A'nın da elemanı olduğundan A kesişim B A'nın bir alt kümesi olur demiş. Doğru demiş. Birinci adımda herhangi bir hatalı bir söylem yok. İkinci adıma bakıyorum. A B'nin alt kümesi olduğundan her X eleman A ise X eleman B olur. Bakın A B'nin alt kümesi ise şuradan seçilen her x elemanı otomatikman B'nin de içerisinde olur diyor. Doğru. Her x eleman A için, A kümesinden seçilen her x elemanı için bu x'ler B'nin de elemanıysa, yukarıdakinden devam ediyor, B'nin de elemanıysa x A kesişim B'nin elemanıdır. Şimdi arkadaşlarım, tabii Venn şemasıyla gösterdiğimiz için ispat biraz mantıksız bir gelmiş olabilir ama doğru mu burası? Doğru. Bakın A'nın her elemanı B'nin de elemanıysa otomatikman bu X'ler A kesişim B'nin de elemanıdır. Yani arkadaşlarım A, A kesişim B'nin alt kümesi olur diyor ki zaten burada Venn şemasıyla da göstermiştik. A kesişim B A'nın alt kümesi ve aynı zamanda A da A kesişim B'nin alt kümesi olduğundan A kesişim B A'ya eşit olur demiş. Evet, yukarıdaki verilen bilgiye göre bakın A B'nin alt kümesi ve B de A'nın alt kümesi ise A eşittir B'dir. Doğal olarak A kesişim B A'nın, A da A kesişim B'nin alt kümesi ise A kesişim B A'ya eşit olur. Yani burada da bir sıkıntı yok. Hiçbir adımda hata yapılmamış. Doğru cevabımız bu adımlarla iddia kanıtlanmıştır olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu kaçıncı soruydu? 18'di. 19. sorumuzda.
Şimdi 19. soruyu ben daha öncesinde çözmüştüm arkadaşlar ve çözerken işlemleri yaparken bir şey fark ettim. Ha deyip bütün işlemleri kenara bırakıp dedim ki bak bu budur. Cevap da tabii doğru çıktı. Peki o fark ettiğim şey ne? Bakalım siz de fark ettiniz bunu. Aşağıda ifade edildiği biçimde bir AN dizisi tanımlanıyor. N1'den büyük veya eşit için en basamaklı bir merdiven her adımda 1 veya 2 adım atılarak AN farklı biçimde çıkılabilir demiş. Örneğin 2 basamaklı bir merdiven ya 1-1 ya da 2 adımda. Yani ya birer birer çıkarsın ya da 2 adım birden atlarsın çıkarsın. Dolayısıyla A2 2 basamaklı merdiven olduğu için A2 2'dir. 2 farklı biçimde çıkılabildiği için. Şimdi 1 basamaklı bir merdiven 1 farklı biçimde çıkılır. 1 yani birer birer bir kere bir farklı biçimde çıkarsın. Peki A2 neydi arkadaşlar? A2 de 2 idi arkadaşlar. A3'ü nasıl çıkarız? 3 basamaklı bir merdiveni. Ya 1-1-1 yaparsın. Ya 1-2 yaparsın. Ya 2-1 yaparsın. Farklı bir ihtimal yoktur. Dolayısıyla A3 3 farklı biçimde çıkılabildiği için 3'tür. Ve bu şekilde devam ediyor. Bize bir de şöyle bir özellik vermiş. AN artı 2, AN artı 1 ile AN'in toplamıdır demiş. Şimdi ben şurada A4'ü falan bulmaya kalktım şuraya kadar okuduğum zaman ama şunu okuduktan sonra işler değişti. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar biz orada tanımladığı şey Fibonacci'dir zaten. Fibonacci. Şimdi biz normalde Fibonacci'yi 1, 1, 2, 3, 5 diye devam ediyoruz. Fibonacci neydi? Her terim kendinden önceki iki terimin toplamına eşit oluyor. 1 ile 1'i topla 2. 1 ile 2'yi topla 3. 3 ile 2'yi topla 5 gibi. Burada da bu özellik varmış ama bu sefer 1-1 ile başlamıyor, direkt 1'den başlamış. O halde arkadaşlarım bakın ilk terim 1, ikinci terim 2, üçüncü terime bakıyorsunuz 1 ile 2'nin toplamı 3. Şimdi diğerine bakıyoruz 2 ile 3'ün toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı 8, 5 ile 8'in toplamı 13, 8 13 toplamı 21, 13 21 toplamı 34, 34 21 toplamı 55, 55 34 toplamı 89 diye devam ediyor. Bakın arkadaşlar. 10 basamaklı bir merdivenin her seferinde 1 veya 2 adım atılarak kaç farklı şekilde çıkılabilir demiş ya. Bize otomatikman A10'u sormuş oluyor. 1. terim, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. terim 89 olur. Aslına bakarsanız Fibonacci sayı dizisinin 10. terimini sormuştur diyebiliriz. Tabii tek bir farkla normalde Fibonacci sayı dizisinin 10. terimi 89 olmaz. Çünkü daha bundan önce de bir 1 diye bir terimimiz vardı. Otomatikman 11. terimi 89 olur ama soruya bunu uygularsak sorunun çözümü bizim için çok daha basit olacaktır deriz. Geçtim 20'ye. Basitçe bir limit sorusu. Dikkatli dinleyin. Sınavda çıkma ihtimali var mı? Var. Sınavda öyle limit soruları zorlayıcı olmuyor arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Aşağıda f ve g parçalı fonksiyonlarının grafikleri yer alıyor. F bu, G de bu. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Eksi 3'ün sol limitinde F'den G'yi çıkar demiş. Yani F eksi 3'ün solundan G eksi 3'ün solunu çıkar demiş. Eksi 3'ün sol tarafı burada 2'ye gidiyor. Eksi. Eksi 3'ün sol tarafı burada eksi 2'ye gidiyor. Böyle yazarsak cevap ne olur? 4. Burada da 4 demiş zaten. Birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. Ne demiş arkadaşlar? F1'in sağ tarafıyla G1'in sağ tarafını çarp demiş. 1'in sağ tarafı f fonksiyonuna nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Çarpı sonucu 0 olması lazım. Çünkü G1'in sağ tarafı ama G1'in sağ tarafına da yine bakalım. G1'in sağ tarafı da burada eksi 1. 0 kere eksi 1 0'dır. Zaten burada 0 demiş. Bu da doğru. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. F4'ün sağ tarafını G4'ün sağ tarafına böl bakalım demiş. 4'ün sağ tarafı nereye gitmiş F'de? Bakıyoruz 2'ye gitmiş bölü. G'de 4'ün sağ tarafı 1'e gitmiş. 2 bölü 1. 2 bölü 1. 2 yapar. Eksi 1 yapmaz. Dolayısıyla 3. öncül çortladı. Cevabımız neymiş? 1, 2 yani C seçeneğinde verilmiş gençler. Ve devam ediyorum. 8. sayfamda diğer sayfa 21. sorum. Fx eşittir x çarpı x eksi 2'nin mutlak değeri olduğuna göre f türev 1 ile f türev 2'nin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi mutlak değerliyse dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? Öncelikle sevgili arkadaşlarım f türev 1'i alırken 1'i burada yerine yazdığınız takdirde hani x eksi 2'nin mutlak değeri 1'i yerine yazdım içerisine geldi eksi 1. İçerisi negatif oldu yani değil mi? Negatif olduğu için dışarı nasıl çıkacak? 2 eksi x diye çıkacak. Eksi ile çarpılarak yani benim 2 buradaki kritik noktamız ne? 2
1 de 2'nin sol tarafında olduğu için, 2'den küçük olduğu için dışarı bu şekilde çıktı fx. Peki 3 için nasıl çıkacak? 3'ü yerine yazdınız. İçerisi pozitif geldi mi? Geldi. O zaman olduğu gibi çıkacak. X çarpı x eksi 2. Yani aslında burada 2x eksi x kareyi, burada da x kare eksi 2x'i kullanacağım. Türevleri de ona göre alacağım. Al bakayım türevini. 2 eksi 2x. Al türevini. 2x eksi 2. Yaz 1'i yerine şurada. 2 eksi 2 kere 1 eşittir 0. Yaz 3'ü burada yerine. 2 kere 3 eksi 2'den eşittir 4 geldi. 0 ile 4'ün toplamı sorulmuş. Cevap tabii ki de Bursa seçeneği olacaktı. Devam ettim 22. sorumla ki bu sınavdaki yine türev sorusudur. Çok da güzel bir soru. Çok da beğendiğim bir soru. Türev soruları arasında beğendiğim soru olsun. Sınavın en beğendiğim sorusu demem için 3-4 tane soru seçmem gerekiyordu. Çünkü daha öncesinde de belirttim beğendiğim soruları. Bu da beğendiğim, çok beğendiğim türev sorularında. Gerçel sayılarda türevlenebilir f fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilen a, b, c ve d noktalarında mavi doğru parçalarına teğettir. Bakın grafiği vermemiş. Fonksiyona atılan bazı teğetlerin grafiklerini vermiş, teğetleri vermiş diyelim. Bir K kümemiz var. K kümesi A, B, C, D elemanlarından oluşuyor. Ve X'ler de bu K kümesinin elemanı olmak üzere. K kümesinin sadece 3 elemanı için X çarpı F türevi X sıfırdan küçük veya eşitsizliği sağlanmakta. Buna göre şekildeki dik koordinat düzleminin Y ekseni 1, 2 ve 3 numaralı kesikli doğru parçalarından hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir kere burada ben x çarpı f türevi x sıfırdan küçük veya eşittir demişim ya. Şimdi burada gençler bunun köklerini bulsak işimize yarar mı diye hiç uğraşmayalım. Çünkü eşitsizlik verdiği zaman otomatikman kök bulmaya yöneliyoruz ya, aklımıza ilk bu gelebilir. Biz onun yerine şunu yapalım. Şimdi arkadaşlar bizim bu eşitsizliği sağlayan elemanlarımızdan 3 tanesi zaten ahanda bunun elemanlarıymış. A, B, C, D'den 3 tanesiymiş. O halde gelin hepsini tek tek yerine yazalım. Şöyle yapalım hatta. Şurayı şöyle kaldıralım. Bakın. A çarpı F türev A sıfırdan küçük veya eşit. B çarpı F türev B sıfırdan küçük veya eşit. C çarpı F türev C sıfırdan küçük veya eşit. D çarpı F türev D sıfırdan küçük veya eşit diyelim. Tamam. Ve daha sonrasında burada arkadaşlarım 1, 2, 3 numaralı kesikli doğru parçalarından hangileri olabilir demişti ya. Varsayalım ki bizim Y eksenimiz bir kesikli doğru parçasının üzerinde olsun. Eğer 1'de olursa F türev A'ya bakıyorum. F türev A arkadaşlar A noktasından çekilen teğetin eğimi demektir. Sıfırdır. Çarpı A'mız da burada sevgili gençler, eğer y eksenimiz burasıysa A negatiftir. Negatifle sıfırın çarpımı sıfır yapar ki burada sıfıra eşitlik var. Dolayısıyla bu sağlar. Bir nolu çizgimiz bizim y eksenimiz olursa. Peki F türev B. Arkadaşlar şu doğru artan bir doğru olduğu için bakın. Teğet doğrumuzun x ekseniyle yaptığı açı dar açı olduğundan burada türevimiz pozitiftir. Yani bu pozitif. B'ye bakıyorum arkadaşlar. B, y ekseninin sağında olduğu için o da pozitif. Pozitif ile pozitifin çarpımı sıfırdan küçük veya eşit olamaz. Dolayısıyla bu sağlamadı. Şuna geçiyoruz. F türev C. Bakın azalan ve x ekseniyle yaptığı açı geniş açı. Dolayısıyla negatif. C de pozitif. Pozitif ile negatifin çarpımı negatif yapar. Sağlar. Aynı şey D için de geçerli. Bakın negatif. D de pozitif olduğu için bu da sağlar. Ne demişti bize? Sadece 3 tanesi sağlıyordu değil mi? 3 eleman için sağlıyordu. Bakın 1, 2, 3. O zaman arkadaşlar y ekseni adaylarından birisi 1'di ve sağladı. O halde arkadaşlarım şurayı sildim. Şimdi diyorum ki yeni y ekseni adayım 2. Bir de 2'yi kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar y ekseni 2 olursa şuraya geçiyorum. Burada A sevgili gençler zaten negatif olduğunu görüyorsunuz. Y ekseninin sol tarafında olduğu için. A negatif. Çarpı F türev A. O da sıfırdı zaten. Negatifle sıfırın çarpımı sıfırdan küçük veya eşittir sağlar. Bu iki nolu doğru y ekseni olursa. Bunlara bakıyoruz. B'ye bakıyorum. B de negatif geldi. Çarpı F türev B'ye bakıyorum. Pozitif. Negatifle pozitifin çarpımı sıfırdan küçüktür. Sıfırdan küçük diyordu zaten. Bu da sağladı.
Şimdi gençler C için bakıyorum. C pozitif. C pozitif. F türev C de negatif arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçüktür. Burada da sıfırdan küçük veya eşit demişti. Doğru, sağlar. D için de aynı şey geçerli. D pozitif. F türev de negatif. Bu da sağladı. 3 tanesi sağlar diyordu. 4'ü de sağladı. O zaman 2 olmaz. Hatta 2 olanları silebilirsiniz. Cevap A veya C. Bir tek geriye hangisi kaldı? 3 nolu çizginin y ekseni olma durumu kaldı. Bir de ona bakacağız arkadaşlar. Eğer y eksenimiz buradaysa diyeceğiz. A'mız yine negatif. Bakın 3 nolu çizgi için bakıyorum. A negatif sevgili gençler. Çarpı f türevi A zaten 0'dı. Otomatikman sağlıyor çünkü 0'a eşitlik var. Daha sonrasında b'ye bakıyoruz. B negatif. F türev b pozitif. Eksi ile artının çarpımı negatif sağlar. C sevgili gençler. Eğer ki y eksenimiz burasıysa c bu sefer negatif. F'in türevi de negatif. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif yapar. Burada sıfırdan küçük veya eşit demişti. Sağlamadı. Bu güzel bir şey. D'niz d y ekseninin sağ tarafında kaldığı için pozitif. F türev d de negatif olduğu için artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçük. Bu da sağladı. Bakın yine 3 tanesi sağladı. Dolayısıyla 3 eleman için sağlıyordu. Demek ki 3 numaralı çizgi de y ekseni olabilirmiş. Cevap 1 ve 3 olacaktı. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir derim gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum 23. sorumla. A ve B noktalarında bulunan iki güç kaynağı arasındaki uzaklık 12 birimdir. Bu güç kaynaklarını birleştiren doğrusal yolun A ile B arasındaki bir P noktasına bırakılan bir cisim. Yani şuradan bir yerden bir P noktası seçmişiz arkadaşlar, tamam mı? A ile B arasındaki bir P noktasına bırakılan bir cisim A'ya olan uzaklığı ile, bakın burası çok önemli ki altını çizmiş, biz de dikkatli bir şekilde okuyalım. A'ya olan uzaklığı ile B'ye olan uzaklığının karekökünün çarpımıyla doğru orantılı bir kuvvete maruz kalarak A'dan B'ye doğru itiliyor. Buna göre cismin maruz kaldığı kuvvetin en fazla olması için A'dan kaç birim uzağa bırakılmalıdır? Şimdi ben diyorum ki A'dan X birim uzaklığa bırakılsın. Doğal olarak da sevgili arkadaşlarım, hatta ve hatta şöyle diyelim, şuraya X diyelim. Çünkü karekökü alınacak olan yer burası. O halde şuraya az önce X demiştim, orayı silelim. Sağ taraf X ise bu taraf ne olur? 12-X çünkü tamamı 12 birimdi. Şimdi diyor ki bana A'ya olan uzaklığı ile, ki A'ya olan uzaklığı 12-X'tir. B'ye olan uzaklığının karekökü, yani bunun kök X'in çarpımıyla doğru orantılı. Çarpımıyla doğru orantılı. Yani arkadaşlarım işte kuvvet bununla doğru orantılı. O zaman ben direkt çarpı K diyebiliriz ki K reel sayıdır zaten. Eşittir kuvvet fonksiyonu Fx diyelim, tamam mı? Şimdi ben en fazla olması için, bu kuvvetin en fazla olabilmesi için ne yapmam gerekiyor? Bu fonksiyonun türevini alırım, sıfıra eşitlerim. Yani f türev x'i bulacağım. Eşittir. Arkadaşlarım çarpımın türevi uygulayalım hemen. 12-x'in türevi eksi 1 çarpı kök x artı 12-x'i yazdığım, bir de kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'i, onu da bu şekilde bu hale soktuk. Bu da ne demek? Eksi kök x artı 12 eksi x bölü 2 kök x demek. Çok güzel. Şimdi bunu bileşik kesir gibi şununla şunu çarpıp üzerine bunu ekleyip buna bölelim. Eksi kök x de 2 kök x'i çarparsanız eksi 2 x gelir. Artı 12 eksi x bölü 2 kök x. Bunu bizim sıfıra eşitlememiz lazım. Üst tarafa bakıyorsunuz. Bir toparlayın bakalım üst tarafı. Ne var üst tarafta? Eksi x var, eksi x var. Eksi 2 x var, eksi x var. Eksi 3 x artı 12 bölü 2 kök x. Ben bunu sıfıra eşit dersem x buradan tabii ki de 4 gelecektir. X'in 4 olması gerekiyormuş. Yani şurası 4. Şuranın ne olması gerekiyormuş? 8. Bize neyi sormuştu? A'dan kaç birim uzağa bırakılmalı? Demek ki 8 birim uzağa bırakılmalıymış. Doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir derim. Ve gençler devam edeceğim. Şuradaki soruyu az daha atlıyorduk. Bakın üzerini kapatmıştık. Orayı bir silelim. Ve sorumuzu görelim, sonra çözelim. Dik koordinat düzleminde grafiği orijine göre simetrik olan fonksiyona tek fonksiyon denir. Grafiği orijine göre simetrik olan fonksiyon. Eyvallah. Şimdi fx tek fonksiyon. Fx'in tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. Pekala. F türev x de x'in çarpımı. Şimdi fx tek fonksiyonsa tabii ki f türev x nedir arkadaşlarım? Bu çift fonksiyondu, hatırlarsınız. Yani bir fonksiyonun türevini aldıkça tek, çift, tek, çift, tek, çift diye devam eder. Peki f türev x'e çift dedik. F türev x fonksiyonu çift fonksiyonsa ben bunu şuradaki tek fonksiyon olan x'de çarparsam, ki x üzeri 1 olduğu için tektir. Tek fonksiyona çarparsam içerisinde daima nedir? Daima tek fonksiyondur. Ve sevgili gençler
İçerisinde madem tek fonksiyon olan bir integralimiz var, o zaman ben bu integrali şöyle yazma hakkına sahibim bak. Eksi 3'ten 3'e kadar f türev x çarpı x dx artı 3'ten 5'e kadar f türev x çarpı x dx yazdım. Bunu böyle yazmamdaki amaç ne? Arkadaşlar ben şuranın tek fonksiyon olduğunu biliyorum. Tek fonksiyonlarda simetrik aralıklarda integral alıyorsanız aha burayı komple çöpe atabilirsiniz çünkü sıfıra eşittir. Hatırladınız bunu. Peki şurası neye eşitmiş? 6'ya. Yani f türev x ile x'in çarpımının 3'ten 5'e kadar olan integralinin sonucu 6'ymış. Ekstradan bize verdiği bilgiler f eksi 3 eksi 1'miş. Burada ben f eksi 3'ün aslına bakarsanız eksiyi dışarı kusuyordu tek fonksiyonlar. Eksi f3'e eşit olduğunu biliyorum. Eksi 1 eksi f3 ise f3 kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 1'dir. Burada f5'in de bize 4 olduğu bilgisini vermiş. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bize demiş ki olduğuna göre f fonksiyonun 3-5 aralığında x ekseniyle arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Ve bizim elimizde bu var. Bunu da kullanmak zorundayız tabii ki. Şimdi gelin ben sizden şöyle bir şey rica edeceğim. 3'ten 5'e kadar fx çarpı x'in türevi dx eşittir. Şimdi ben bu içerisinin türevini alırsam 3'ten 5'e kadar f'in türevinde x çarpı x dx'i elde ederim. Neden bunu yazdığımı gördünüz umarım. Şu gelsin diye ben bunu yazdım. Artı 3'ten 5'e kadar birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi 1 zaten dx. Bakın şunun ne olduğunu biliyorum. 6. Şunun ne olduğunu bulabilirim. Yani neredeyse biliyorum. Bana da zaten sorulan şu. Çok güzel. O zaman biz sorumuzu bitirmişiz de haberimiz yok. Bak burası 6'ymış. Fx çarpı x'in türevinin integrali nedir? İçerisinin kendisi. Yani fx çarpı x. Sen burada 3 ile 5'i yerine yazarsan eğer f5 çarpı 5 eksi f3 çarpı 3'ü elde edersin ki f5 ile f3'ü de boşuna vermemiş. F5 4'tü, 4 kere 5 20. F3 de 1'di, 1 kere 3 3. 20'den 3'ü çıkardınız 17. Ahan da burası da 17'ymiş. 17 eşittir 6 artı bizden istenense o bizden istenen şey kesinlikle 11'dir. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Ve gençler geçtim 25'e. Yine güzel olan sorulardan bir tanesi. Aşağıda dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarıyla y eşittir 4 doğrusunun grafikleri bize gösterilmiş. Mavi boyalı bölgenin alanı 5 birim kare. Bakın şurası 5'miş. 0'dan 4'e kadar fx artı gx dx eşittir 17 olduğuna göre sarı boyalı bölgenin alanı. Şimdi bakın 0'dan 4'e kadar fx dx ne demek? 0'dan 4'e kadar f'in altında kalan alan demek. Şimdi ben şuradaki beyaz olan bölgeye a dersem, şuradaki beyaz olan bölgeye de b dersem sevgili gençler. 0'dan 4'e kadar fx dx demek fx'in altında kalan, bak şu mavi bölgede 5'ti, a artı 5'miş burası. Artı 0'dan 4'e kadar gx dx de demek de gx'in altında kalan alan demek, o da b artı 5'miş. Ve sevgili gençler artık şunu söyleyebilirim ki a artı b artı 10 eşittir 17'ymiş. Yani a artı b kaçmış arkadaşlar? Tabii ki 7'ymiş. Bu cepte. Bizden istenen şey ne? Sarı boyalı bölgenin alanı. Şimdi şuraya dikkat edin. Şu bölge var ya, bakın şurası kare değil mi? Burası kare. Bu karenin alanı ne? 4 kere 4'ten 16. Karenin tamamı. Peki bizden istenen sarı bölgeydi. Yani şunu çıkar demiş bak. Şu bölgeyi artı bir de şu bölgeyi çıkar demiş. Yani neyi çıkar demiş bundan? A artı B artı 5'i bundan çıkar demiş. Peki A artı B kaçtı? 7 idi. 7'ye 5 ekle 12. O zaman 16'dan 12'yi çıkarırsan 4 bulursun. Senin cevabında sarıya boyalı bölgenin alanı da 4 birim kare olmuş olur. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktı. Ve gençler 26. sorum bu denemedeki son soruydu. 27. sorudan itibaren Kenan Karay'la Geometri YouTube kanalında geometri sorularının, trigonometri dahil geometri sorularının çözümlerini bulacaksın. Biz son sorumuzu çözelim. Yine son soruda mükemmel bir kapanış yapacağız arkadaşlar. Matematik kısmına güzel bir soru, beğendiğim bir soru işaretleyebilirsin. Sınava girmeden önce mutlaka tekrarını yapman gereken sorulardan bir tanesi. Eğer ki bir dosyan varsa kes bunu, o dosyanın içerisine koy. Sınava girmeden bir hafta önce mutlaka o soruları tekrar et. Şimdi
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde tanımlı olduğu aralıkta f fonksiyonunun grafiği çizilip x ekseni ile arasında kalan bölgeler sarı ve kırmızı renklere boyanmış ve boyalı bölgelerin alanlarına eşit olan birer integral ifadesi bölgelerin içerisine yazılmış. Şimdi sarıya boyalı bölgenin alanını ifade eden integral 0'dan 16'ya kadar f kök x bölü 2 kök x dx'miş. Turuncu bölgenin alanı da 2'den 3'e kadar mutlak değer 2x çarpı fx kare dx'miş. Neden mutlak değer içerisinde? Çünkü alan belirttiği için sevgili gençler, normal şartlar altında x ekseninin altındaki bulduğumuz integraller negatif oluyordu. Negatif alan çıkmasın diye mutlak değer içerisine almış. Buna göre şekildeki boyalı bölgelerin alanları toplamının birim kare cinsinden değeri hangisine eşit olamaz diye sorulmuş. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Değişken değiştireceğim. Öncelikle kök x'e, şuradaki kök x'e arkadaşlarım bakın, şuradaki kök x'e ben u diyeceğim. Diferansiyelini bulursanız türevini alıp sonuna dx yazacaksınız. 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır. Bak burada ne var? 1 bölü 2 kök x dx var. Çok güzel. Bu du, şurası da u'ydu zaten. O zaman sınırları da değiştirelim. 0'ı götür şurada yerine yaz. Kök 0 0'dır zaten. 0'dan 16'yı yerine yaz. 4'e kadar fu du. Bana sarı ya boyalı bölgenin alanını ifade ediyormuş. 0'dan şuranın apsisi 4'e kadar. He, apsisi bulduk. Çok güzel. Şimdi gelin alttaki integrale bakalım. Bir de orada değişken değiştirelim. Bakalım neler gelecek. Burada da x kareye u diyelim. Böylelikle 2x dx du olacaktır ki 2x dx de zaten mevcut. Mükemmel. Şimdi alt sınır 2, üst sınır 3'tü. Alt sınırı 2'yi şurada yerine yazın. 2'nin karesinden 4 gelir alt sınırımız. Üst sınırda 3'ün karesinden 9 olacaktır. Ve içerisi de fu du olacaktır yine direkt. Bu ne demek? 4'ten 9'a kadar demek. Yani buranın apsisi de 9'muş. Şimdi gençler, sarıya boyalı bölgenin alanının şuradaki, bakın şuradaki, hemen gösteriyorum, şu kısımdaki karenin alanından daha küçük olması gerektiğini biliyorsunuz. Sebep? Çünkü bak buralarda o kareyi dolduramayan sarı bölgeler, yani beyaz bölgeler var. Dolayısıyla buranın alanı 4 kere 4'ten 16'dan küçüktür arkadaşlar. 16'dan küçük. Sarıya boyalı bölgenin alanı 16'dan küçük. Turuncuya boyalı bölgenin alanı da bakın şurası 3 birim, şurası 5 birim. 3 kere 5 15'ten küçük. Turuncu da 15'ten küçük. Hemen topluyorum. Sarıyla turuncu bölgelerin alanları toplama 31'den daha küçük olmak zorunda. 31'den küçük, 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 31'den büyük olamaz arkadaşlar. Cevap 33 olamazdı. Cevabımız Bursa'ydı dedik. Gençler, dediğim gibi buradan sonrasına trigonometri dahil geometri sorularının çözümlerini Kenan Kara hocanız sizler için yapacak. Kenan Kara'yla Geometri YouTube kanalında. Dilerseniz artık videomuzu sonlandıralım. Sonraki videoda, sonraki denemelerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.